Evet arkadaşlar, ikinci konuğum bizlerle birlikte olacak. İlk konuğum sevgili Zeki Güner'di. Söz ve besteci, söz yazarı, besteci. Zeki Güner konuğum oldu. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ikinci konuğum Muhammed Onur Bayraktar. Şarkılarıyla, sohbetiyle bizlerle birlikte olacak. Sonra üçüncü konuğum var. Biri bana şey demiş, yani bence... Hani karantina olacak ama sen hiç durmayacaksın. Sevgili Onur, geldiyse bir selam veya el sallarsa sevinirim. Göremiyorum çünkü aradan. Evet arkadaşlar, Müzikonier ailesi olarak sizlerin sevdiği sanatçıları, kamera arkası, kamera önü, ekran önü ya da müziğin mutfağında veya önünde, sahnede olan sanatçılarla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz ve konuğum gelmiş. Sözüm vardı. Sözüm neye vardı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bu sayfa yeni herhalde değil mi? Müzikonier mi? Evet. Yani şey olarak Instagram üzerinde. Ben sanki daha öncesinde şey yapmıştım ama. Vallahi şöyle, ben bir senedir Müzikonier çatısı altında sunucu olarak çalışıyorum. Şu anda var ama Müzikonier biliyorsun dergisiyle bir 10 senedir sektörde. Aynen. Ama Instagram'da dediğin gibi daha yeni olabilir. Doğru diyorsun. Nasılsın? Hoş geldin. Bizi bir seyahate mi çıkaracaksın? Bir yere mi gidiyoruz? Hoş bulduk. Şöyle olacak. Aslında evde açacaktım. O da şimdi bu 4 gün tatil var ya, bayram tatili. Evet. En iyisi de memlekete gideyim dedim. Biraz zaman geçsin. O yüzden biraz yolda denk geldi. Ha, şu an yolda mısın? Ha, şu an yolda değilim işte. Bir kenara çektim. Dedim biraz sohbet edelim, muhabbet edelim. Ondan sonra yola süper, tabii. Süper. Bu arada şey, memleket neresi? Memleket, ben Ankaralıyım. Ankara. Ankara'ya selamlar, sevgiler. Nasıl yollar? Trafik nasıl? Bari yoldasın, onları trafik da sorayım. Trafik bayağı var açıkçası. Şimdi herhalde herkes sıkılır diye memleketlere dağılıyor. O da bayağı trafik var. Yani normal şu an hiç karantinada. Doğru. Şey var mıydı? Yağmur falan var mıydı? Burada bir ara fırtına, yağmur vardı. Oralarda nasıl? Çünkü Bolu yolundan falan geçiyorsun. Yok, burada şu an yok. Ara sıra atıştırıyor da normal şu anda. İyi, aman dikkat et. İyi yolculuklar diyelim şimdiden sana. Abi, tekrar hoş geldin. Bu arada isim neydi sizin? Cüneyt. Cüneyt. Cüneyt Bey. Ha, tamam. Cüneyt de canım. Fark etmez. Cüneyt abim ben size. Aynen. Senden büyüğüm. ne haber? Nasılsın? Nasıl gidiyor öncelikle? Ya abi, şimdi şöyle söyleyeyim açıkçası. Hani Şubat ayına kadar açıkçası iyi gidiyordu. Ondan sonra Şubat ayından sonra tam böyle her şey hızlanmaya başladığı dönemde bir anda bu virüs geldi. Mahvetti işte bütün sektörü. O yüzden şu an bekleyeceğiz, bayramdan sonra inşallah yavaş yavaş müzik sektörü canlanacak. İnşallah. Yani öyle bir umudun var mı? Öngörün nedir? Hani ya, müzik sektörünün ben çoğusu hani, Eylül-Ekim diyor da. Şöyle söyleyeyim. Aslında hani açılmaması gerekiyor ama ekonomi de biraz söküşte olduğu için mecburi bir şekilde açacaklar diye düşünüyorum. Aynen. Yani şöyle ama mesela açıldı diyelim. Konsere acaba ben gider miyim yan yana, kalabalık konsere? Hani onun şeyi var. Ya ha işte insanlarda o tereddüt var artık. Hani evet. Konsere hani gelse acabası var yani. Aynen. Mekanlar da kalabalık, şimdi ne olur ne olmaz. Bir süre bence sekte verir ya hala abi. Aynen. Bu arada peki müzik alanında bir şeyler yapıyor musun mesela bu 2,5 ayda? Evet, benim için şu yönden iyi oldu. Şöyle besteler, şunlar çıktı vesaire. Şöyle, bu hani zaten bekliyorduk. En azından dedim 2-3 tane parça hazırdan hani hazırlatayım ben. Yavaş yavaş onun hazırlanma aşamalarındayız. Üçüncüsü tamamlanmak üzere şu an. Süper. Yani yavaş yavaş artık o şekilde bizde. Bir sürpriz var mı? Değişik bir şey var mı mesela? Ne bileyim, düettir vesaire. Şöyle söyleyeyim. Aslında benim kendi söylediğim tarz açıkçası, ben arabeske daha yatkın sesim. Yani ben öyle düşünüyorum. Arabesk de söylemek istiyorum ama şu an günümüz nesil biraz hani arabeski geride bıraktığı için, pop daha önde geldiği için biraz popumsu arabesk benim tarzım. Bu sefer biraz daha hani aşırı derecede arabesk olan bir parça gelecek inşallah, bakalım. Farklı olarak o var.
Aranjelerini senin kim yapıyor? Kimlerle çalışıyorsun? Aranjeleri Özkan Meydanlar yapıyor. Ali Can abi, Özkan abi. Daha sonra Ozan var benim arkadaşım. O yapıyor. O şekilde sürekli. Süper. Yavaş yavaş Şeyi geliyor. soracağım. Yani sen ilk YouTube'a şarkılar atmakla bu müzik hayatın başladı ve dikkat çekmeye başladın. Evet abi. Böyle planlı programlı mı gittin? Kafanda var mıydı böyle buralara gelmek? Yani böyle başarılı olacağını tahmin ediyor muydun veya ne bileyim? Yoksa istedim. Yok, şarkı söylemeyi seviyordum. YouTube'da bir dostlarım, sevenlerim dinlesin dedin. Öyle mi başladı? Nasıl Yani başladı? şöyle söyleyeyim abi, benim açıkçası hani bu kadar müzik sektörünün içine dahil olacağım aklıma gelmiyordu. Öylesine bir söyleyip atıyordum falan filan derken bir anda biraz izlenmeler gelince bu sefer iş daha profesyonelleşti açıkçası. Yavaş yavaş o şekilde oldu. Ama beklemiyordum yani. Beklemiyordun, değil mi? Tabii ki. Şey Bir bir anda... de söyle sen. Sesler çok burada Instagram'da geç gider gelir. Sekron tutmaz, o Evet. yüzden bu gayet doğal. Sorun yok, sıkıntı yok. Sen devam et. Şöyle söyleyeyim abi. Hani benim ilk başta söylediğim tarz açıkçası çok farklı bir tarzı. Nasıldı? Bu tribün bestelerini illaki Tabii duymuşsundur abicim. tabii ki de. Bu tribün bestelerinin aşk haline çevrilmiş şekilde farklı bir tarz vardı o zaman. Onları söyleyip atıyordum. Açıkçası onlardan izlenme beğeni kazandım. Daha sonra iş şarkıya döndü. Aynen. Süper. Çok Yani farklı bir şeydi. hani çocukluktan da mı hiç böyle tahmin etmiyordun? Hani istiyor muydun şarkı söylemek yoksa? Ya şimdi çocukluktan beri ben hani şöyle söyleyeyim. Abicim bu şeyleri bilirsin değil mi? Bulaşık yıkanan hani bu ne denir? İlen. Len miydi? İlen miydi? Ha, Öyle bir şey. leğenler. Evet, leğen. Yani. Evet. Bulaşık. Evet. O zaman ben küçükken o lenleri ter çevirip hani kaşığı da tokmak yapıp o zaman şarkı söyleyerek bir şeyler yapıyormuşum küçüklükten beri. Daha sonra Evet. iyice bir şeyler Bir söyledim. dakika, bir dakika. Şey ilk defa duydum. Hani derler ya, saç fırçasını aldım, mikrofon yaptım. Onu çok duyarım da hiç leğeni ters çevirip de Onu davul yapmıştım. Güzelmiş bak, bu da güzelmiş. O zamandan beri işte yavaştan müzikle bir alakam vardı zaten. Ama bu kadar hani beklemiyordum. O da nasip kısmet hani. Yavaş yavaş gelişiyor her şey abi hayatta. Bu arada çok güzel, dediğin gibi karantina öncesi çok güzel şarkınla birlikte zaten hızlı bir ilerleyiş var. Böyle karantina bittiği gibi hayalini kurdun veya plan program var mı? Şurada sahne almak istiyorum dediğin. Ya şurada sahne almak istiyor olarak dediğim yok da abi şöyle söyleyeyim. İlla ki hani konserler tekrar başlasın istiyorum. Çünkü yoğun bir şekilde mesaj alıyorum. Artık hani bizim şehrimize gel gibisinden. Yavaş yavaş inşallah şehirlere gitmeye başlayacağım. Nasip kısmet. Yani gerçekten çok özel bir sevenlerim var. Bak, buradan hepsi çok güzel mesajlar atıyor Hepsi sana. candır ya. Hepsinden Allah razı olsun. Bana Kralsın. bunlar Ondan veriyor. sonra şarkılarını Teşekkür ederim. yazıyorlar belli ki. Çok güzel bir şey olması lazım, değil mi? Çok güzel bir duygudur herhalde, ama sorumluluk da yüklü herhalde bu sevgi. Dondu arkadaşlar. Donabiliyor arada bir. Heh, şu Sesini an. alamadım. Ha iyi değil mi şu an? Şişt. Bir Hı. daha söyleyebilirim. Abim sesini alamadım. Diyorum ki insanın seveni olması çok güzel bir şey, ama bu arada bir seni tedirgin ediyor mu? Mesela sorumluluk yüklüyor mu sana? Ya abi illa hiç mi şöyle bir şey var? Mesela birkaç gün üst üste bu aralar hatta yoğunlukla şarkıların üzerine çalıştığım için story atamıyorum. Ondan sonra bu sefer baya mesajlar geliyor. Abi bir şey mi oldu? Bu sefer hani bir şey atmayınca tedirgin hissediyorum. Keşke atsaydım gibisinden. Yani sorumluluk hissettiriyor yani açıkçası abicim. Aynen, süper. Peki biraz mesela senin karakterinle alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Nasıl birisin? Mesela kinci misindir? Kinci Duygusal değilim abi. mısındır? Ha, duygusallığım illaki vardır ama kinci bir insan değilim. Kin yapan insanı da sevmiyorum açıkçası abi. Sen nasılsın o huyda abi? Arada böyle şey konuklarımdan soru geldi mi? Şimdi mesela bana soru yönelttiğin zaman acaba es almak için mi yöneltiyorsun, yoksa gerçekten merak ettiğin için mi yöneltiyorsun? Sağ ol kardeşim. Abi gerçekten merak ettiğim için. Evet, tamam. Ben ikinci değilim ama bir kenara koyarım mutlaka. Yani yapılanı bir kere böyle bir, o kırılmak mı denir? O bir leke almak mı denir? Yani o ilişkide bir şey olur ama ikinci değilimdir. Yani arkadaşlık, dostluk veya iş arkadaşlığı fark etmez, ama böyle bir kenarda böyle bir kalır diye düşünüyorum ben de Ama yine herhalde. de bedeli olur diyorsun ufak da Yok, olsa. bedeli olmaz. Onlar için uğraşmam asla. Ama böyle bir kalıyor. Yani izi kalıyor, onu demek O istiyorum. Sende de doğru. kalıyordur herhalde. Yani o illa ki gerçi doğru söylüyorsun düşününce. Peki şey,
Gırgır şamata mısındır mesela? O Yerine göre yönünü. abi. Hani çok böyle gırgır şamat olmasam da yani atıyorum böyle ılımlı bir ortam olur. Anca o şekilde. Kanka, şimdi yolda olduğun için seni çok tutmak istemiyorum ama böyle küçük bir kuple bir şarkından söyle bize, yavaş yavaş da Tabii abi. bitirelim. Benim isteğim varsa senin isteğin yoksa arkadaşlar sizlerin isteğini alabilirim. Valla son şarkıyı alabiliriz. Ama bakayım istek şimdi dersek onlara bir 5-6 saniye sonra gelecektir istekler. O yüzden bekleyelim o zaman. Onur istediğin bir şarkıyı söyle. Evet şu anda dinleyenlere özel hediye bir şarkı olsun. Senin gönlündeki bir şarkı olsun bence. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Onların en çok sevdiği şarkı Yüreğim Ağrıyor Alı. Hani belki sen de dinlemişsindir abi ama ne söyleyelim? Bu sefer yeni çıkacak olanlardan bir şey söyleyeyim. Ufak bir şey o zaman. O yeni çıkacak olanlardan. Aynen. Süper. Sözüm Buyur o kendime zaman. ait. Söyleyeyim. Aklına hiç gelmiyor muyum? Uykularını bölmüyor muyum? Ya da nasıl desem özlenmiyor muyum? Çok zalimsin. Aklına hiç gelmiyor muyum? Uykularını bölmüyor muyum? Ya da nasıl desem özlenmiyor muyum? Çok zalimsin. Öyle bir Sesine şey. yüreğine sağlık. Sağ ol abicim. Son Teşekkür ederim. olarak sen bizim için kabul ettin bu programı ve yolda kenarda bekliyorsun. O yüzden çok bekletmeyelim seni. Son Estağfurullah. olarak sevenlerine neler söylemek istersin? Son olarak abicim hani beni takipte kalın arkadaşlar. Güzel şeylerle geliyoruz. Beklemede kalın. Bekleyin. Güzel eserler olacak arada. Ama ondan önce şunu söylemek istiyorum abicim. Hani bu zamana kadar beni desteklediler. Ben bugünlere geldim. Hepsine teşekkür edeyim. Ayrı ayrı. Beklemede kalsınlar. Güzel şarkılarla geleceğiz inşallah. Süper. Bu arada bayram olacak biliyorsun. Pazar günü bayram. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Abicim sen de benim büyüğümsün. Sağ ol, Ellerinden Allah öpüyorum. razı Hayırlı olsun. kez hayırlı bayramlar arkadaşlar. İnşallah bayramdan sonra şu şeyi atlatalım koronayı. Şu anlık tek isteğimiz o. Aynen. Bu arada sen kapamadan hemen ben de duyururum. Ortalama herhalde 70. veya 80. günündeyiz. Biz haftanın her günü yayın yapmaya devam ediyoruz. Birbirinden ünlü konuklar bizlerle birlikte oluyor. Bundan sonraki konuklar kimler olsun veya onlara ne sormak istiyorsanız eğer Müzik On Air'e ya da hemen buraya yazıyorum Cüneyt Diktaş olarak beni ekleyebilirsiniz ve bizim DM'imize yazabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar çok teşekkür ediyorum Onur geldiğin için yani katıldığın için programımıza. Sana iyi yolculuklar Sağ ol, ve teşekkür ederim. karantinadan sonraki ilk sahneni hemen Müzik On Air'e duyuralım ve biz de gelelim. Tamamdır abicim. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Görüşmek İyi üzere. akşamlar, kendine çok iyi bak, görüşürüz. Sağ ol abicim. Evet arkadaşlar çok güzel bir program, bir konuk daha sohbet ettik, veda ettik ona. Ardından sevgili Dila bizlerle birlikte olacak. Yani o da 40 dakika sonra filan. Görüşürüz. Yani günde 2 konuk, 3 konuk almaya devam ediyoruz. Dediğim gibi Cüneyt Diktaş'ı yani beni takip edebilir, Müzik On Air'i takip edebilir ve sorularınızı yöneltebilirsiniz. Kimler geldi, kimler geçti programlardan YouTube'da da Müzik On Air'de izleyebilirsiniz. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Gidiyorum geleceğim. Biri sormuş nereye abi? Bir çay alayım ya. Oturduk masada kaldık. Gidiyorum geleceğim.